glutensiz beslenmek, çölyak hastalığı, nam-ı değer celiac disease. Neden ileri geliyor? Alerji de olabilir, genetik rahatsızlık da olabilir. Bunların bazı sınıflandırmaları var. O da kişinin hangi seviyede olduğunu gösterebiliyor. Sorun gluten. Peki gluten hangi besinlerde var? Arpada var, özellikle buğdayda, buğday ürünlerinde, yani bulgurda var, kısır dediğimiz o yiyeceklerin içinde var, ekmekte var, çavdarda olabiliyor ve yulafta. Maalesef yulafta olmamasına rağmen o cross contamination dediğimiz, yani buğdayla yapılan ürünlerin yapıldığı yerlerde yulafta yapıldığı için bulaşıcılık olabiliyor. Bu yüzden bulaşıcılık olabilen yerlerde, üretilen fabrikalarda siz glutensiz ürün bulmanız imkansız hale gelebiliyor. O yüzden dikkat edin, özellikle kapalı gıdalar alırken kıvam arttırıcı olarak gluten kullanılabiliyor. Siz hiç gluten olmadığını düşündüğünüz yiyeceklerin bile mutlaka üzerine bakın. Bakın ki içinde glutensizdir ibaresi görene kadar yemeyin. Peki çölyak hastalığı, celiac hastalığı neden ileri gelebilir? Genetik olabilir, çevresel faktörler olabilir. Peki nasıl bu hastalık gelişiyor derseniz nasıl mı oluyor? Vücudumuz gluteni, yani o buğdayın içindeki o yapışıklık var ya, yapışıklık aslında o gluten. O gluteni yabancı bir cisim olarak algılayan beden bunun için antikorlar, yani savaşçılar geliştirmeye çalışıyor. Bu savaşçılar gidiyor o ince bağırsak üzerindeki reseptörler, böyle villaylar diyoruz, o villaylar var ya, o villaylar besinlerin emilimine, absorbe edilmesine yardımcı oluyor ki dışarı atılmasın diye. Bunların üzerini düzleştirmeye başlıyor. Yani villaylar, reseptörler yavaş yavaş yok olmaya başlıyor bağırsakların üzerinden. Yok oldukça besinler dışarıya gitmeye başlıyor. Siz ne kadar sağlıklı beslenirseniz beslenin, maalesef kansızlık gibi, başka hastalıklara da yol açabildiği gibi, alerjiler, kaşıntılar, döküntüler, mide bulantıları, kusmalar, her şeye neden olabiliyor bunun gibi. Bu da çok kötü bir durum. Özellikle bağırsak hareketlerinde değişiklikler, ishaller, kabızlıklar, bunlar da cabası tabii. Bunu nasıl çözeceğiz diyorsanız, hayatınız boyunca maalesef glutensiz beslenmek zorundasınız ve gittiğiniz her yerde glutenli bir ürün olup olmadığını sormanız gerekiyor ki o şekilde glutensiz beslenmeye devam edin. Şimdi peki nasıl birisiyle çalışalım ki, nasıl öğrenelim bunu diyorsanız, özellikle glutensiz yiyecekler yapan, glutensiz tarifler bilen ve sizin ekmekten, buğdaydan alabileceğiniz vitaminlerin yerine koyabilecek, sunabilecek ve eksiklikleri giderebilecek, sizin gluten dışındaki diğer besin problemlerinizi bulabilecek bir diyetisyenle çalışırsanız ancak bu sorunları kökünden çözmeye gidebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.